23 Haziran Perşembe, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller, Ukrayna'da Avrupa Birliği İngiltere mücadelesi. Ukrayna ne zaman Rusya ile müzakereye yeşil ışık yaksa ya ABD Başkanı Biden, ya ABD Dışişleri Bakanı Blinken ya da İngiltere Başbakanı Johnson devreye girer ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çark eder. Bu daha savaşın ilk günlerinde Kiev'in Rusya'nın 4 şartını konuşmaya hazırız mesajı vermesinden sonra da yaşandı, İstanbul'daki müzakereden sonra da. Neden? Çünkü Amerika ve İngiltere bu savaşın bitmesini istemiyor. Çünkü Amerika ve İngiltere bu savaşı birincisi Rusya'ya karşı yeni stratejik hat kurmak için, ikincisi de Avrupa üzerindeki hegemonyasını sürdürebilmek için çıkardı. Biraz daha açarsak. 1. Amerika, Arktik-Akdeniz stratejik hattı inşa ediyor. Arktik kıyılarından başlayıp Baltık'ı içeren, Polonya-Ukrayna merkezli, Doğu Avrupa'yı kapsayan, Batı Karadeniz'le birleşen, Yunanistan Ege boyunca Doğu Akdeniz'de Girit'e kadar inen bir hat. 2019'da kabul ettirdikleri NATO Baltık planı da bu nedenleydi. Şimdi İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyesi yapmaya çalışmaları da bu nedenle. 2. Washington açısından Berlin-Paris ekseninin stratejik özellik hedefinden vazgeçebilmesi, Avrupa'da savaş çıkmasıyla sürmesiyle mümkün. Amerika böylece stratejik özelliğin enerjisi anlamına da gelen Almanya-Rusya bağını kesmeyi ve enerjide kıtayı kendisine mecbur etmeyi hesaplıyor. Tam da bu nedenle Berlin-Paris ekseni Ukrayna krizine fren koymaya çalıştı sürekli. Bu krizin sahada bir NATO meselesi olmasını engellemeye çalıştı. Rusya'ya yaptırımlara karşı çıktı. Yaptırım uygulamak zorunda kaldığında enerjiyi kapsam dışı tutmaya çalıştı. Savaşın uzamasını sağlayacak türden askeri destek vermeye gönülsüz oldu. Tüm bu süreçte Berlin iç zorluk da yaşadı. Çünkü Scholz'un ayağı frendeyken Yeşiller gaz pedalına basıyordu. Almanya Başbakanı Scholz hükümeti sürdürebilmek için sürekli taviz verdi. Sonuç olarak Almanya ve Fransa, hatta İtalya kendi çıkarları gereği savaşın uzamamasını ve bir şekilde bitmesini istiyor. Hatta Macron, tıpkı Kissinger gibi Ukrayna'nın barış için Rusya'ya toprak vermesi gerektiğini bile savunuyor. İşte bu amaçla Almanya Başbakanı Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi 16 Haziran'da Kiev'e bir çıkarma yaptı. Üçlünün verdiği ana mesaj, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliği adaylığına yeşil ışık yakılmasıydı. O yolun ne kadar uzun ve engebeli olduğu ayrı konuydu. Ancak bugün için Ukrayna'ya Avrupa Birliği yolunu açık tutmak önemliydi. Rusya açısından bu büyük sorun değildi. Moskova, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşıydı, Avrupa Birliği üyeliğine değil. Nitekim Scholz, Macron, Draghi'nin yeşil ışık yakmasının ardından konuşan Putin, Avrupa Birliği NATO gibi bir askeri örgüt değil, Rusya, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı değil dedi. Almanya, Fransa, İtalya üçlüsünün Kiev ziyaretinin ardından bir gün sonra Kiev'e giden isimse İngiltere Başbakanı Johnson'dı. Londra daha önce olduğu gibi yine Berlin-Paris ekseninin müzakere girişimini sabote edebilmenin peşindeydi. Nitekim Kiev yetkilileri müzakere masasına oturma çıtasını Rusya'nın bozguna uğratılması şartına yükseltti. Londra'nın tam olarak ne istediğinin ipucunuysa İngiltere'nin yeni Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders verdi. Avrupa'da bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız. Uzun savaşı Washington mu daha çok istiyor yoksa Londra mı tartışılır. Zira Avrupa Birliği'nin kaymağını Alman ve Fransa sermayesi yiyor diyerek birlikten ayrılan İngiltere, Ukrayna krizini fırsata çevirerek Avrupa içinde kendi liderliğinde yeni bir ittifak inşa etmeye çalışıyor. İngiltere, Polonya ve Ukrayna ile kurduğu üçlü, küçük ittifak çekirdeğini Arktik, Baltık'tan Türkiye'ye kadar genişletmeye uğraşıyor. Ki ülkemiz açısından asıl kritik mesele de budur. 23 Haziran Perşembe, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller, Ukrayna'da Avrupa Birliği İngiltere mücadelesi.